Evet Nurullah Bey, bu aşamada bize panjurların kutuları ve fonksiyonlarıyla alakalı bilgiler vereceksiniz ki bizim en çok karşılaştığımız sıkıntılardan birisi bu. Yani müşterilerimiz konuyla alakalı bazen sorular sorduğunda sorulara çok net cevaplar veremiyoruz. Görsel üzerinde video ile anlatmak çok daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Evet, ben size burada şöyle anlatayım. En çok kullanılan ürünler monoblok dediğimiz sistem ve dıştan takma dediğimiz sistem. Monoblok sistem piristikten oluşuyor. Ön yüzeyi oval dediğimiz oval kutudan veya düz olarak da yapılabiliyor. İçinde gördüğünüz bu polürtan sayesinde izolasyonu sağlıyor. Çünkü burası dış, evin dış yüzeyi, binanın dış yüzeyi. Burası iç yüzeyi. Hava sirkülasyonu buradan içeriye dolup evin iç kısmında bir izolasyon zafiyeti verebiliyor. Bu izolasyon köprüsü sayesinde bunu engellemiş oluyor. Tambur dediğimiz metal parça devam ediyor. Bunun içine motor mekanizması girip verdiği güçle panjurların sarılmasını veya bırakmasını sağlıyor. Sineklik uygulaması yapılabiliyor. Sineklik uygulaması yaptığımızda ürün dış taraftan göstereyim. Tencere profili. Araya sineklik profilini koyuyoruz ve dikme geliyor. Haliyle kasa biraz daha genişlemiş oluyor. Buradaki yaptığımız uygulamada polürtan dolgulu lameller kullandık. Şöyle renk seçeneklerini biraz göstermeye çalışayım. Beyaz, altın meşe, bej, maun, krem, beyaz, fındık, metalik gri, antrasit gri, kahverengi, beyaz diye devam ediyor. Daha sonra tabii. Bu ürün hangi aşamada uygulanıyor? Örnek veriyorum. Tadilat yapılan bir evde monoblok yapılabilir mi? Bu ürün sadece pencere yeni takıldığında yapılabiliyor. Yani tadilat aşamasında pencerenizi değiştiriyorsanız bu ürünü yapabiliriz. Pencere yüksekliğiniz örneğin 1 metre. 1 metreden şuradaki kutu payını düşüyoruz. 20 santim ortalama. Yani size 80 santim bir kullanım alanı kalıyor. Pencereniz eğer yükseklik olarak çok düşük, basık bir yer değilse sök tak dediğimiz tadilat değişim pencerenin ölçüsünü küçültüp 20 santim civarı evet, bir kutu ekleyip kaybınız oluyor. Anladım. Bu şekilde uygulama yapılabiliyor. Şunu da söyleyelim. Arıza durumunda ne yapmamız gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Nasıl bir müdahale edeceğiz, nereden müdahale edeceğiz? Evin içinden gördüğünüz yüzey burası. Biz şuna ön müdahale kapağı deriz. Bu kapak sayesinde şuradaki tırnaktan bu kapak açılarak içeriye müdahale ediyoruz. Ve içerideki arıza giderilip tamamen çıkartılabilen bir şey mi yoksa kapatılıyor. Bu ön kapak tamamen çıkartılan bir şey mi yoksa bir kısım açılıp içeriye müdahale mi? Bu ön kapak boydan boya pencerenin genişliği kadar tek parça yekpare halinde şuradaki tırnaktan çıkartabiliyor. Peki son bir soru daha sorayım. Bu konuyu kapatalım. Kumandalı, butonlu ve manuel uygulama mevcut mudur? Evet. Monoblokta. Üçünü de yapabiliyoruz. Aynı zamanda rediktör çevirme kolu dediğimiz sistem var. Onun da uygulamasını yapabiliyoruz. Yani Türkiye'de çok bilinmiyor. Bu daha çok Avrupa ülkelerinde bilinen bir sistem. Sadece rediktör çevirme koluyla yapılıyor. Bu sistemi de yapabiliyoruz. Akabinde dıştan takma panjur, ondan bahsedelim. Dıştan takma panjurun kutusu alüminyumdan üretilmiş, yandık liste alüminyumdan üretilmiş bir malzeme. Bunu dış etkenlere karşı dayanıklı olması, hafif olması ve sonradan uygulama yapıldığı için bu şekilde bir kutu. Peki burada bir görüntü kaybı oluyor normalde. Müşterilerimiz bazen bunu problem yapabiliyorlar. Bunun bir çözümü var mı? Şöyle, biz burada tabii kesit olarak gösterdiğimiz için normal bir pencerenin üzerine taktık ve içeriden gördüğünüz gibi bir görüntü kaybı ortaya çıkıyor. Mevcut pencerelerde binanın dış yüzeyine uygulama yapabiliyoruz. Yani sıvanın üzerine uygulama yapabiliyoruz. Pencere burada bittiğini varsayıyoruz. Burası duvar. Yani buraya bu kutuyu duvara yerleştirebiliyoruz. Haliyle buradaki görüntü kaybını ortadan
kaldırmış oluyoruz. Tabii eski binalarda pencerelerin etraflarında söve, mermer, taş vesaire olduğu zaman bu biraz daha zor oluyor. Mecburen bu şekilde bir görüntü ortaya çıkabilir. Çok bu şekilde uygulama yapılabiliyor. Bunda da yine renk seçenekleri aynı. Bu dıştan takma ürünler alüminyum olduğu için kutu, yan dikme, yan kapak, alt parça gibi ürünleri istediğimiz RAL koduna boyayabiliyoruz. Elektrostatik kod boyalı. Yalnız lameller yine dediğim gibi belli standart renklerimiz var. Bu renklerin dışına çıkamıyoruz. Ama piyasada öngörülen, istenilen hemen hemen bütün renklere cevap verebilen alüminyum, lamel renkleri de mevcut. Bunda da yine motorlu, kumandalı, butonlu, redüktörlü modellerde yapılabiliyor. Aynı zamanda hem monoblok, hem dıştan takma, hem biraz sonra göstereceğimiz Lento dediğimiz gizli köpük kutuda. Bunlar da akıllı ev sistemleri, otomasyon sistemleri kurgulayabiliyoruz, yapabiliyoruz. Bir kumandayla birçok pencerenin panjurunu aynı anda veya ayrı ayrı çalıştırma veya cep telefonuyla uzaktan komut edebilme, güvenlik sistemine bağlayabilme gibi daha şu an sayamadığım birçok ürünü, otomasyon sistemini, akıllı ev sistemini ürünlere entegre edebiliyoruz.